Tabii ki hepimizin malumu koronavirüsle ilgili tüm dünyada maalesef yürüyen bir süreç var ve bu süreçte tabii ki üzücü durumlar söz konusu. Bununla birlikte ülke olarak Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde hamdolsun ki başarılı bir sürecinde yürüdüğünü belirtmek istiyorum. Bu anlamda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Özellikle bakanlığımızı tabii sizlerle, bakanlığımızın ilgi alanını, faaliyet alanını, gençlerimizi ve sporcularımızı ilgilendiren konularla ilgili bilgilendirmek istedim. Tabii bu çerçevede biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik çalışmaları hem sportif anlamdaki çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanımız var. Malumunuz bakanlığımızın yurtları 700 bine yakın öğrencimizi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle, yönetici arkadaşlarımızla hem önleyici tedbirler hem bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada odaların, yurtların, mekanların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi ve temizlik noktasında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu. Bununla birlikte yine gençlik çalışmalarımız, gençlik faaliyetlerimiz, uluslararası gençlik hareketlilik programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler var. Gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, gerek yurt dışından gelen gençlerimizin burada kamplarla ilgili çalışmalar ve bunun yanında diğer anlamdaki organizasyonlar. Bu çalışmalarla ilgili olarak Mart ve Nisan aylarındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Ve özellikle yine gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da bu şekilde ertelemiş durumdayız. Tabii ki gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız bu çerçevede temizlik noktasında, hijyen noktasında, dezenfekte edilme noktasında da yoğun bir çabayla bu çalışmaların da sürdürüldüğünü ifade etmek isterim. Yine merkezlerimizi kullanan gençlerimiz, vatandaşlarımız ve bununla birlikte kamplarımızdaki misafirlerimiz açısından da yine dezenfekte noktasında, hijyen noktasında, bilinçlendirme noktasında da tüm faaliyetler devam ediyor. Yine bununla birlikte spor merkezlerimiz, biliyorsunuz spor tesislerimiz, havuzlarıyla, statlarıyla, salonlarıyla hem buraların temizliği, hijyeni, dezenfekte edilmesi noktasında hem burayı kullanan başta sporcularımız olmak üzere vatandaşlarımızın bu noktadaki bilinçlendirilmesi, her anlamda bilgi verilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili antiseptiklerin, dezenfektanların temin edilmesi ve bu bilgilendirme sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manada devam ediyor. Bunlar tabii ki bu tesislere yönelik, bu tesisleri kullananlara yönelik çalışmalarımız. Bununla birlikte özellikle uluslararası organizasyonlar, biliyorsunuz 60'tan fazla federasyonumuzun gerek yurt içinde gerek yurt dışında pek çok organizasyonu var. Müsabakalar var, çalışmalar var. Tenisiyle, yüzmesiyle, atletizmiyle, jimnastiğiyle pek çok müsabaka var. Bu müsabakalarla ilgili özellikle federasyonlarımızla olan iletişimimiz, çalışmamız, onların düşünceleri, gerek ülkemizdeki federasyonlar, gerek uluslararası federasyonlarla olan çalışmalarımız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında bu faaliyetlerden, kota müsabakalarına yönelik olmayanların pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabakayı bu manada organizasyon gerek yurt içinde katılacağımız gerek yurt dışında var olmamız gereken müsabakaları da bu manada ertelemiş durumdayız. Bunların listesini biraz sonra sizlerle de paylaşacağız. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği ülkelere hem sporcu gönderme hem oradan gelecek sporcularla ilgili bu çalışmaları da hassasiyetle takip etmekteyiz. Tabii bu konular an be an iletişim ve takiple yürüyor. An be an gelişmeler oluyor. Bu manada da sizleri bilgilendirmemiz, bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek. Tabii olumlu gelişmeler yönünde tarihlerin öne alınması, olumsuz gelişmeler çerçevesinde yine tarihlerin uzatılması da söz konusu olabilir. Bu vesileyle tabii liglerle ilgili sorular geliyor. Liglerin ertelenmesi, efendim maçların seyircisiz oynanması gibi. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Onlar da planlandığı gibi bu manada devam edecek. Biliyorsunuz yarın Kopenhag maçı var Başakşehir'in. Hafta sonu maçlar olacak. Bu manada yine planlandığı gibi bunlar devam edecek. Ama şu an itibariyle az önce ifade ettiğim gibi tüm
bilgilendirmelerimiz, an be an Sağlık Bakanlığımız olan koordinasyonumuz, federasyonlarımız, uluslararası camiayla olan irtibat noktasında inşallah bu konularla ilgili sizleri bilgilendirmeye, bu bilgileri güncellemeye devam edeceğiz. Ben tüm insanın bu salgından bir an evvel kurtulmasını ve hızlı bir şekilde bu sürecin atlatılmasını temenni ediyorum, dua ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani seyirci olarak devam edilebilecek anladığımız kadarıyla. Evet, şu an itibariyle nasıl planlandıysa seyirci kısıtlaması söz konusu değil. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.